hoş geldiniz vloguma. Bugün nereye gidiyoruz? Engin'ciğim. Türkiye. Bundan normalde daha çok heyecanlı. Şimdi biz yola çıktık. Neredeyse havaalanına varacağız ve Türkiye'ye gidiyoruz, uçuyoruz. Bugün de size yolculuğumu çekeceğim. Aynen, yolculuk çekeceğiz. İkimiz de çok rahat giyindik. Arabamıza bindik. Şimdi havaalanı yoluna gidiyoruz. Geldik. Hadi açalım. Şimdi valizleri götüreceğiz. Bunlar bize... Burası yosun tutmuş lan, arabanın yıkanmamaktan. Evet, arabam çok pis ama kışın ortasında yıkamak istemedim ya. Bunları ben götüreceğim arkadaşlar. Allah için. Bakın yani biz asla sığamadık. O kadar çok şey girip çıktı ki. Şey bile getiremedim. Düşünün, saç yüzleştiricisi bile getiremedim. Yavaş bebeğim. Şey yapma yanlışlıkla, belini kırdı. Ya benim canım iki tane çantayı da aldı. Ben de prensesler gibi bir tane ile tabii ki bir Burger King'siz uçuş olmayacak İskoçya'dan. Şimdi bir menü aldık arkadaşlar. Ben su aldım. Engin kola. Whopper menüsüyle başlıyoruz tatile. Aşkım, buramı döküyoruz. Uçak yolculuğu için küçük bir kendimizi şımartacak hediye aldık. 5,5 saat gerçekten uzun bir süre onun için. 4,5 mı Antalya'ya? Harika. Acele oldu ya biraz. Uğraşma, telefonu şarj alsın. Uçak modunu alamıyorum. Telefonumu şarja koyuyorum. Çünkü Antalya'da telefonumuzu şarj edemeyeceğiz. Zaten çünkü başlığımız yok. Benim için problem yok. Benim için var. Engin'e bütün başlıklarımı verdim. Getirmedi geri. Onun için Türkiye'de şimdi şarjsız kalacağım. Verdim ben sana tüm başlığı. Arkadaşlar ne oldu? Durun ben size düğün için Aylur'un şöyle şeyini aldım, kirpiklerini aldım. Bunları 2-3 kere kullanmam gerekiyor. Hani benim telefonum fotoğrafımı çekecekti? Çok yakından çekmem uzaktan. Aynı benimki gibi çekiyor lan, pek bir farkı yok. Kolunu çek. He? Kameramın önüne. Aynı benim telefonum gibi çekiyor lan. Hayır ya, 14 piksel var o kamerada. Şimdi Engin... Engin yeni telefonunu çıkarttı arkadaşlar kızıdan. Ama ben o videoyu eklemedim ki. O videoyu koymadım aşkım. Belki koyarım. Arkadaşlar Engin'e doğum günü için bir tane iPhone 13 aldım. Best Wife Award goes to Babel College aslan. Neyse o kadar böyle şey yaptı ki hani tatile özendi. Tatile kadar açmadı. Bugün açtı herhalde. Dün setup yaptı. Bugün kullanıyor. Ben size ne aldıklarımı gösteriyordum. Şimdi şu Aylur'un kalbimi dökecektim. Kirpiklerini aldım düğün için. Tek o bunu aldım. Bir de birkaç tane de tütüpüden biraz alışveriş yaptık. Onu gösteremem çünkü poşetlediler bile. Adana'ya uçacağımız için Antalya'da onlar özel bir poşete bir girdi. Bizden almasınlar diye. Su aldık. aynen, başka ne aldım? Ben göstereyim ya. Bugün arabada gelirken benim telefonum Engin'in telefonunun üzerinde diye o kadar şey yedim ki, azay içtim ki. Benim kıydırık 11'im ne iş varmış onun için üzerinde. Neyse şöyle Elf'in bir tane maskarasını aldım yengeme. Bunu götüreceğim. Bir dakika daha var. Şöyle bir kliniğin üçlü setini aldım bir hediye olarak. Başka şeyler de aldık. Su aldık. 1 litre falan. Onlar Türkiye'ye gidecek. Onları göstermiyorum. Jelimiz yoktu. Yani getirmedim yanında çünkü uçağı falan almazlar. Yani havaalanında zaten bir sürü eşyam var diye.
Şöyle bir el şeyle aldım. Aşkım kullandın mı? Ne? Kullan. Ha bir de Elf'in şöyle bir tane de concealer'ını aldım. Bunu da yengeme aldım. Bu kadar arkadaşlar. Başka hiçbir şey almadım. Zaten parfümümüz falan hepsi var diye almadık açıkçası. Jo Malone var burada biliyor musun Engin? Jo Malone. Jo Malone'un şey var ama benim artık kalbim daha fazla para harcamaya yani geçmiyor. Şu havaalanına gelişimiz bile size şu kadar söyleyeyim 2-3 bini aldı. Değil mi? 2-3 bin lira harcadık şu havaalanında. Dünya pahalaşmış arkadaşlar bir de. Annem şey dedi, uçakta yemek vermiyorlar, jettüyle gidiyoruz. Çünkü havayolayla gitmiyoruz, bu sefer Antalya'ya uçacağız direkt. Annem dedi ki aç kalırsınız, biz de kendimize Krispy Kreme'den alırsınız. Acaba duydunuz mu Krispy Kreme'i Türkiye'de? Türkiye'de yok, belki İstanbul'da ben var. Ben sevmediğim için ilgimi çektim. Var mı? Var var da mesela var. Krispy Kreme var donattan, bu Amerika'nın en ünlü donatçılar diyorsunuz. Dur bakayım, bu uçak bizim memek. Bodrum uçağıymış. Bodrum'a gitmiyoruz. Aynen bir Burger King'den yemek yedik. Şimdi de bir kahve içeceğiz. Ben sütsüz içtim bu arada. Öyle. Size uçaktan bildiririm yeniden. Görüşürüz. Bye bye. Thank you very much. Bye bye. Saçımın bu neme ne kadar dayanacağını merak ediyorum. Gerçekten de dayanır mı sanmıyorum. Birazdan ıslak ıslak olacak gibi. Antalya'ya vardık arkadaşlar. Şimdi Engin valizlerimizi alıyor. Ben bekliyorum. Ayağımın altından çıktım. Zaten bir şey almayacaktım. Öyle. Şimdi şey yapacağız ya, bakacağız 7 saatlik bir bekleme süremiz var burada. Biz de diyoruz ki bir otel bulsak aslında gideriz ama Antalya'ya yakın otel yok. Yani havaalanına yakın otel yok. Biz de havaalanına yakın kalmak istiyoruz çünkü saat 6-7'de uçağımız var sabah, 7'de uçağımız var. Bakalım bulabilecek miyiz yoksa valizleri bir yere bırakmaya çalışacağız falan. Geldi mi? Valizimiz geldi. Well done! Arkadaşlar şimdi iç hatlara, Antalya iç hatlara gelmiş bulunmaktayız. Taksiye bindik dış hatlardan, iç hatlara geçtik. Bir 30 lira falan da iç hatlara geçmek ama biraz uzak olması bana saçma geldi aslında. Neyse şimdi Engin emanet bırakabiliyor muyuz ona bakacak. Yoksa şöyle, onlarla biraz rezil olabiliriz. Simit Sarayı var. Şurada dedim gel buraya oturalım, çay içelim, şey yapalım. Bir simit falan yeriz herhalde. Onun dışında ya öyle. Kamera bu tarafta, ben bu tarafa bakıyorum. Pardon, kusura bakmayın. Bu yolculuk devam ediyor. Anlayacağınız. Hala devam. Bekliyorum şimdi Engin'i. Saçım gitti yani. Kıvırcıklığı asla kaldı. Arkadaşlar şimdi bir simit sarayına oturalım dedik. Bir çay, bir fanta, bir kaşar simit ne kadar tutmuş olabilir sizce? Söylüyorum. 75 TL.
Engin'e şunu söyledim, hani eskiden İngiliz poundu ile buraya tatile geldiğimizde hani paramız çok zengin geliyordu. Hani şey yapıyorduk, hani İngiltere'de ödediğimizin çeyreğini falan ödüyorduk burada her şeye. Hem paramız değerliydi ama burada da eşyalar ucuzdu. Şimdi şunun farkına vardım bugün. Şimdi biz bunu alsak İngiltere'de bir kafeye ancak biz de bu kadar para ödemiş olurduk. Yani evet, pound da yükseldi ama burada her şey yükseldiği için aslında İngiltere'de ne ödüyorsak bir kafede, burada da aynı paranın Türk lirasını ödüyoruz. Yani alım gücünün burada ne kadar düştüğünü şimdiden gördüm. Bir simit, bir çay, bir fanta. Çok bol. Saçımı topladım bu arada. Acayip bir kabarma oldu ondan. Düğüne geldik ama şimdi niye ışık çok kötü ya? Nereye gidiyoruz şimdi? Kamba. Bana verilen sözler tutulacak birazdan. Aynen, kuyumcuya gidiyoruz. Size şimdi bileziğimi alacak. Şimdi alan kişiyi göstereceğiz bir saniye. Bir selam ver. Evet, cebi boşalacak biraz. Yazık, bak gayban ya. Engin, kaç gram almayı düşünüyorsun? Kaç? 25 mi? 25 mi? Vah vah vah. Şimdi gideceğiz. Aşağı ikimiz bir kabul edemem şu an. Aynen, şimdi gideceğiz ikimiz de. Kaybedeceğiz söyledim kendimizi oralarda. En sevdiğimiz yok ya kuyruk. Altın en sevdiğimiz. Güzel şıkır şıkır. Acaba düğünü de çekeceğim bu arada biraz. Aynen. Size göstereceğim onu. Bu vlogu kapatacağım. Ondan sonra düğünü de çekeceğim. O da ayrı bir vlog olsun. Kendi tamam. Düğümü de belki koyarım. Tamam. Görüşürüz. Şöyle bir gürküyorsun. Gürkün olay çok. Oh, yarasın. Gerçekten çok güzel. Sen de ye. Afiyet olsun. Ya ben bir şey olur sonra. Renk eşitsiz. Görüyorsun. Kendi saçım ya, şu renkler. Geldik dip boya yaptırmaya. sen değil mi? Sen de ilk kaç fön çektir istersen. Hazır gelmişken. Güzel güzel. Arkadaşlar şimdi tantuniden sonra geldik dip boyası yaptıracağız. Ben bir kahve alabilir miyim? Hayır, ne çalıştın? Hayır, yok teşekkürler. Şey yapayım. Beyazlarımızdan kurtuluyoruz. Aman tanrım beyazlarına. Evlilik beni yaşlandırdı. Gençleştim. Kameralarımız. Beyazlarımı kapattım. Şimdi maşa bekliyorum arkadaşlar. Saçlarımı da dönmedim. Maşlarımı yapacağım, çıkacağım. Bakmayın, biraz kabarık oldu ama şu an maşa gelecek. Öyle. Güzel oldu. Kıvacık. Çay ekstra para aldın mı? Yok işte ama. Ne? Sen tip bırak diye senden. Nasıl oldu arkadaşlar saçım? Güzel oldu mu? Beğendin mi? Şimdi rüzgar bir versen gününden günümüze devam. Mersin'e geldiğimiz belli olsun güneşle beraber. Nasıl hissediyorsun aşkım, evimize döndük? Ne? Evimize dönmedik. Nereye? Tatile geldik abi. Tatile geldik aynen. Arkadaşlar 2,5 hafta buradayız. Bura, Van, Tarsus arası. Mekik dökeceğiz bakalım. Şimdi saçımı yaptırdım, yani dip boyası yaptırdım saçıma. Israrlara falan dokunmadım. Şimdi bankaya geldik, burada biraz işimiz var. Takılarımı alacağım şimdi düğün için.
Ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra da amcamı göreceğiz. Amcamla bir şeyler yiyip içeceğiz. Ve ondan sonra da eve geçeceğiz. Ama mükemmel. Yani Mayıs ayı için güzel. Dün biraz yağmurluydu. Hatta biz de İskoçya'dan yağmurunu getirdik. Ama bugün hava mükemmel. Onun için belki marinaya gider, öyle bir şeyler yiyeceğiz. Devam ediyoruz beklemeye. Bankanın içinde. Sıra olmamız gerekti maalesef. Bunun için devam ki. Geldi mi? Bugün fistanlarımızı giyerken de çekeceğim Çiğden. Şimdi bir fistan çektirdim. Amcamı ziyaret ettik. Ondan sonra bir kahve çay içtik. Bizim Mersin'deki evden bir şeyler aldık şimdi. Evet, öpüyoruz arkadaşlar. Misafirlerimiz gelmeye başladı. Başlayacak şimdi. Aynen.